Herkese selamlar, sevgiler, değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Yine kaldığımız yerden devam ediyorum. Bugün sizlere yeni haberim var. Bir de yolda tutabilsem. Şöyle içine geçeyim en iyisi. Scania ile gidiyoruz arkadaşlar. Geçen sefer Scania ile yolun yarısını gelmiştik biliyorsunuz. O bölümü de izlemediyseniz mutlaka izleyin diyorum size ve yeni konumuza geçiyorum. Bugün konumuz yine oyunla ilgili bir konu arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz oyun yeni çıkan bir oyun. Yeni çıkan bir mobil tır oyunu. Fakat yeni çıkmasına rağmen ciddi anlamda çok iddialı, çok sağlam bir tır oyunudur arkadaşlar. Arkada bu arada devamlı birilerine çarpıyorum ama artık yani kusura bakmasınlar. Çok iddialı bir oyun. Fakat şimdi her oyunda ilk başta çıktığında bazı problemler olur. Bu normal şeylerdir. Zaten yapımcılar da ne zamandır bu problemleri çözmeye çalışıyor. Gördüğü problemleri çözmeye çalışıyor arkadaşlar. Bundan dolayı yani sürekli bir güncelleme geliyor zaten. Bu gelen güncellemelerle beraber çok da bir şey gelmiyor. Çünkü özellik olarak, özellik bakımından çok bir şey gelmiyor. Çünkü zaten amaç, burada uyuma yeri varmış lan, ilk kez görüyorum. Çünkü amaç şey, bu hata düzeltmeleri zaten. Fakat yapımcılar yeni bir haber paylaşmış arkadaşlar. Zaten bu videoyu çekme amacım da budur. Bu haberi sizlere paylaşmak istiyorum. Yani bu haberi artık sizlere duyurayım. Bu gelen güncellemelerin ardından böyle bir haber size iyi gelecektir diye düşünüyorum. Artık yapımcılar yavaştan oyunun özellikleriyle beraber paylaşmaya başlıyorlar güncellemeyi. Yapımcının göndermiş olduğu gönderide dediği şey bu. Yani nedir bu oyunun özellikleri? Şimdi normal standart güncelleme nedir abi? Oyunun hatalarında olan güncellemelerden bahsediyorum. Yani işte bir hata görürler, onu yaparlar. O güncellemeleri de yapacaklar ama ek olarak artık yavaş yavaş oyuna yeni özellikler ekleyecekler arkadaşlar. Yeni yol türleri. Şuradan bakayım, hatta notlarıma bakayım bir. Tabii bir yandan da yola bakmaya çalışıyorum. Kaza yapacağız. Yeni manzaralar, yeni yol türleri. Evet. Büyük bir kaza yaptık. Tabii bu yollar şey olduğu için, kaykan olduğu için yağmur yağıyor, görmüş olduğunuz gibi. Şöyle şuraya çekeyim, geçsinler arkadakiler. Yeni yol türleri, yeni manzaralar falan olacak ve en önemlisi, bakın en önemlisi şu, bu özellik çok kişinin hoşuna gidecek arkadaşlar. Ayrıca kendi kamyonlarınıza aksesuar takmanızı sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyoruz. Aksesuar modu geliyor yani. Aksesuar geliyor. Yani artık araçlarımıza, tırlarımıza, kamyonlarımıza aksesuar takabileceğiz. Daha da iyi bir aksesuar şeyleri olacak arkadaşlar. Daha da derin ve ileri bir aksesuar olayı olacak. Çok güzel oldu bu iş. Çok hoşuma gitti. Çünkü oyuna zaten bayıldım. Fakat işte bu olaylar biraz eksik. Zaten oyun yeni çıktı zaten. Normalde hani zaten geleceğini biliyoruz da. Yani yine de böyle aksesuarların falan getirilmesi çok güzel olur. Daha da böyle aksesuar seçeneklerinin arttırılması, daha da güzel şeylerin eklenebilmesi çok daha iyi olur. Bu haberi verim dedim arkadaşlar size. Geç lan. Süzgeç. Bayağı da yağmur yağıyor ha. Yağmurlu havadaki kayganlık çok kötü yalnız ya, çok kaza yaptırır insana. Bak sağ tarafta çamur olmuş hep. Yağmur yağdığında etraf çamura dönüyor. Ben niye bir kademe ışık açmıyorum diyeceğim de ışık düğmesi ha burada tam. Heh. Oğlum bir sağdan araç geliyor, bir soldan geliyor araç. Bir üzerime gelmeyin lan. Dönüşler fena. Lan ne oluyor oğlum? Arkada bir titreme oldu şimdi. Allah Allah. Bas aga bas. Scania'yı aldım. Scania'yı sevdim ama ha. FMX almıştım. FMX'i pek de sevmedim. Scania'nın yeri farklı aga. Scania her yerde kendi belli eder. Ne oldu lan? Bu neye çarptı? Allah Allah. Ben bir şey yapmadım ha. Harbiden ben bir şey yapmadım. Oyun ciddi anlamda bayağı güzel ya. Aracı zaten ben yeniden bir modifiye edeceğim. Hani baştan bir modifiye etmem gerekiyor aracı. Araçta hoşuma gitmeyen çok eksiklikler var. Yani ben sade sevmem. Yani bu şekilde aracı sevmem. Benim aracım modifiyeli olacak. Ne bileyim değişik şeyler olacak. Şu anda param olmadığı için mecburen bu şekilde kullanıyorum. Zaten man var biliyorsunuz, o manı satacağım. Kaç bin yapıyordu o man ya? 5000 miydi? Kaçtı ya? 15.000'e mi almıştık? 7.000'lerde falan bir şeyler yapar o zaman. Onu satarım. 7.000'e modifiye yapabilir miyim? Yapmam sanmıyorum ya. Biraz yüksek tutar bence. Çünkü 8x4 sistemine çevireceğim. Yani bildiğiniz bütün her şeyi değiştireceğim. Bu biraz yüksek tutar diye düşünüyorum açıkçası. Şu anda uçuyorum ha. Hey yavrum Scania ulan 130 yapıyor yokuş yukarı bir daha. Bas abi bas. Yalnız ben şunu aniden çevirirsem dönmüyor ki. Şunu da yaparsa böyle kaza yapar. Evet, geçmiş olsun. Ulan Scania akıyorsun yolda maşallah be. Oğlum kim çarpıyor bana lan? Ben mi çarptım yine birine? Yo, arkamda da kimse yok gibi. Çarptım, tamam, adama çarpmışım. Orada duruyordu. Şöyle geçelim o zaman yolumuza. Buradan nereye gidiyoruz? Sağa dönüyormuşum. Sağa dönüyoruz. Şu anda bunda retarder yok sanırım. Yeni bir şey takmam lazım retarder için, şanzıman. Bu videonun sonuna geldim. Like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.